Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimiz sayılar. Sayılar hakkında az çok bilginiz varsa ve özellikle sayıları karıştırıyorsanız size birkaç ipucu vereceğim. Bu ipucular sizin işinizi daha da kolaylaştıracaktır, öyle umut ediyorum. O zaman hemen başlayalım. İlk başta sayıları tanıyalım. Le nombre sayılar demek, şuraya yazdığım chiffre ise rakam demek. Yani 0'dan 9'a kadar olan sayılar rakamlardır. 0'dan başlayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. O zaman size ilk ipucumdan bahsedeyim. Arkadaşlar, 11 ile 16 arasındaki sayılar her zaman Z sesiyle bitiyor. Özellikle kırmızıyla belirttim. Siz bir sayının sonunda Z sesini duyduğunuz zaman anlayın ki o ya 11'den 16'ya kadar olan sayılardan bir tanesidir. 16'dan sonraki sayılar ise eklenerekten gidiyor. Yani Fransızlar burada ekstradan bir kelime türetmemişler. Yani 17'ye 10 artı 7 demişler. This that. This with 10 artı 8. 10 artı 9 da this 9. Onluk sayılara geldiğimizde ise onluk sayıları da özellikle 30 ile 60 arasındaki sayılara dikkat etmenizi istiyorum. Sonları antsla bitiyor. Eğer bir sayı siz duyduğunuzda sonra ant sesini duyduğunuz an anlayın ki bir onluk sayıdır. 20, 30, 40, 50, 60. 60'tan sonraki sayılar ise 16'da olduğu gibi 16'dan sonraki sayılar nasıl eklenerekten gidiyorsa aynı kural burada da geçerli. 60'tan sonraki sayılar eklenerekten gidiliyor. Yani biz 70 sayısını nasıl söyleyeceğiz? 60 artı 10. 70. 80 sayısına 4 çarpı 20 şeklinde söylüyorlar. 4 tane 20. 80. 90 sayısına ise 4 çarpı 20 artı 10 şeklinde söylüyorlar. 90. Şimdi burada da 81, 95, 22, 23 sayıları nasıl söylendiğini bakalım. Şimdi arkadaşlar burada özellikle 20 ile 90 sayıları arasında 70 ve 90 sayıları hariç, bu iki sayı hariç, diğerlerinde hep 1 ve 9 arasındaki rakamları kullanacağız. 70 ve 90 sayılarında ise ondan sonraki sayıları kullanmak zorundayız. Örneklere bakalım. Şimdi 22 diyeceğiz. 22 diyebilmeniz için ilk başta 20'yi bilmeniz gerekiyor. 20, 20. 20'den sonra 2 rakamını getiriyorsunuz. 22. 25 diyeceğiz. 25. Yani 1 ile 9 arasındaki rakamları ne yapacağız? Kullanacağız. 20, 30, 40, 50, 60 ve 80 sayıları da. 45 diyeceğiz. Önce 40'ı söylüyorsunuz. 40. Sonra 5 sayısını söylüyoruz. 45. 80 ne diyelim? 6 diyeceğiz. Önce 80'i söylüyoruz. 80. Sonra 6'yı söylüyoruz. 6. 86. 86. Ama 70 ve 90 sayıları için neyi kullanacağız? Ondan sonraki sayıları kullanacağız. Bunun sebebi ise 70'in içinde aslında ne var? Bir tane 10 var. Çünkü biz 70'i 70 olarak söylüyoruz. This burada dediğimiz için this'ten sonraki, yani ondan sonraki gelen sayıları söylemek zorundasınız. Mesela 72 derken ne diyeceksiniz? 60 artı 12 diyoruz. 72. İşte 75 diyeceksiniz. 60 artı 15 diyeceksiniz. 75. Yani size şöyle söyleyeyim. Şöyle anlatayım. Yani bu şekilde de kodlama yapabilirsiniz. Şimdi 60, eğer bana 64 demiş olsaydınız, 62 demiş olsaydınız bu 62 oluyordu. Ama siz 62 değil de 11'den sonraki sayıları, 60'tan sonra 11'den, yani ondan sonraki sayıları kullanırsanız bu size direkt 70 sayısını veriyor.
72. İse 65 diyeceğiz. 65'e 65 diyoruz. 5 sayısını kullanıyoruz. Ama siz 5'i değil 15'i kullanırsanız 60'tan sonra bu size 75 sayısını veriyor. 75. 90 sayısı için de aynı şey geçerli. 92 derken 92 diyoruz. 12'yi kullanıyoruz. Eğer 2 kullanmış olsaydım 92 deseydim o zaman 82 olurdu. Şimdi burada sizinle 21, 31, 41, 51, 61 ve 71 sayıların telaffuzlarını göstermek istiyorum. Bunlar oldukça önemli. Çünkü bu bir sayılarına ne bağlacı giriyor araya? Hep E bağlacı giriyor ve bu E bağlacı da ne yapıyor? Telaffuzda değişikliğe sebep oluyor. Mesela diyeceğiz ki 21. 21 derken van E bağlacıyla liaison yapıyorum. Liaison bağlamak yani ulama demek. Van te an. Benim T'si ile E bağlacının E'sini ne yapıyorum burada? Birleştiriyorum. 21. 51 diyeceğim. 50. Bakın 50 50 demek. Sonra E bağlacıyla yani V bağlacıyla bağlıyorum. Ve bu V bağlacının E'si ile birleştiriyorum. 50. 71. 60 ile E bağlacını birleştiriyorum. 60 te 10. Sadece arkadaşlar 81 ve 91 sayılarında liaison yapmıyoruz. Zaten bunun sayıların içinde E bağlacı yok. Hepsini ayrı ayrı okuyorum. 81 derken 91. 91 derken 91 şeklinde söylüyoruz. 100 sayısı arkadaşlar 100. 200, 200, 300, 400 diye devam ediyor. Ve buralarda çoğul olduğu için 2'den 2 ile birlikte artık son sanın sonuna ne koyuyorsunuz? Bir çoğul 2 koyuyorsunuz. 1000 demek. 2000, 3000 derken yine dönmeyi, 1000 diye devam edecek. Ama 1000'de arkadaşlar S takısı çoğul kullanılmıyor. 1 milyon, 1 milyar. Milyon ve milyarlarda ise ne yapacağız? Bunları da çoğul olarak belirteceksiniz. Şimdi daha demin size dediğim bu ipuçları bir tablo haline getirdim. Bu tablo halinde daha iyi göreceğiz inşallah. Şimdi özellikle şunları dikkat etmenizi istiyorum. Bu tablo içinde fark ettiniz mi? Baş harflerin hepsi aynı. Bak gördünüz mü? Şurada belki küçük bir istisna bozukluk çıkıyor ama 5 ile mesela 50'nin aynı baş harfleri. Aynı şekilde 6 için de geçerli. Zaten 6'dan sonrakiler neydi? Şunlar zaten ekleme olarak gidiyordu. Şimdi ben size diyeceğim ki 13. 13 sayısı kaç? Şimdi muhtemelen kafa karışıklığı oluyor. 13 hangi sayıydı? Hiçbir şekilde aklınıza gelmiyor. Şu kuralı uygulayacaksınız. İlk başta 1'den 9'a kadar olan sayıları adınız gibi bileceksiniz. 1'den 9'a kadar olan sayılar. Şimdi 13 dedim. Şunu düşüneceksiniz. 13. Şimdi T harfiyle başlayan 1'den 9'a kadar olan sayı sadece bir tane var. O da Tova'dır. Yani 3. Siz diyeceksiniz ki o zaman bu sayı 13 sayısı ya 13 ya da 30'dur. Bakın zaten 3, 13, 30'ların içinde hep 3 rakamı var. Hepsi öyle. Burada da 4, 14, 40 içinde hep 4 rakamı var. 5, 15, 50 içinde 5 rakamı var. Şimdi bu sayı 13 duyduğunuz zaman ya 13 diyeceksiniz ya 30 diyeceksiniz. O zaman bunu o zaman bir tane daha eleyelim. Ben size ne demiştim? Onluk sayıların sonu her zaman neyle bitiyordu? Ant'la bitiyordu. Ben size 13 diyorum. O zaman 30'da elendi, geriye kaldı 13. Eğer ant hatırlayamazsanız ezlerden hatırlayın. 12, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16'ların sonu her zaman nasıl bitiyordu? Z sesiyle. 12, 13, 14, 15. Buradan da hatırlayabilirsiniz. Mesela iki sayısı. Düz dedim size. Düz. Arkadaşlar bu arada küçük bir hatırlamıyorum. Düz nereden aklına gelsin? Düz neden aklına? Bir deste ne kadardır? 12'dir. Düzden. Düzün. Düzine. Oradan aklınıza gelebilir. Düz. Zaten baş harfleri nasıl? Aynı. Mesela kat diyelim. Bu da Şaban'ın filminden belki aklınıza gelebilir ama neyse. Kat. 4 demek. Mesela dedim ki size 40. 40. 40. 40 demek.
Şimdi onlukların sonu her zaman kağıdan şunu düşüneceğiz. Şimdi 4, 1'den 9'a kadar K ile başlayan tek bir sayı var. O da 4. Cat. O zaman bu sayı size ya 14 ya da 40 sayısıdır. Sonra ant da bitiyorsa zaten onluklardır. Bu şekilde gördüğünüz gibi kodlamalar yapabilirsiniz. Şimdi sayıların okunuşlarına gelelim. Şimdi sayıların okunuşları Türkçenin mantığıyla aynı şekilde. 101 derken biz önce 100 sayısını sonra 1 sayısını söylüyoruz. San-ın, san-ın. Burada kesinlikle liyazon yapmıyorum. San-ton demiyorum. San-ın. 200 derken önce 2'yi söylüyorum sonra 100'ü söylüyorum. De-san. Mesela 300 diyeceğim. To-san. Ama burayı neyi unutmayacaksın? Bir S takısını unutmuyoruz. 202 derken önce 200'ü söylüyoruz sonra 2 sayısını söyleyeceğiz. 200 de-san, de. San'ın sonunda S takısı yok. Bunun sebebi arkadaşlar 200'ün üzerine bir sayı eklendiğinde buradaki S'ler ne oluyor? Kalkıyor. Yani siz bu S'i sadece 200, 300, 400, 500, 600 gibi sayılarda getiriyorsunuz. Diğerlerinde S takısını getirmeyeceğiz. 842. Önce 800'ü söyleyeceğiz sonra 42 sayısını. 842. 1975. Önce 1000 sayısını söyleyeceğiz. 1000. Sonra 900 sayısını söyleyeceğiz. 900. Sonra 75 sayısını söyleyeceğiz. 75. 2015. 2015. 1994. Önce 1000, sonra 900, sonra 94 sayısını söyleyeceğiz. 1000. 1102. 1104. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadardı. Umarım sayılar konusunun mantığını ya da kodlamaları doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.